Hayırlı çarşı piyasalarına herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, şöyle piyasaları hisse senetleri endekslerle başlayarak bir değerlendirelim. Sonra döviz ve diğer dış piyasalarda olmak üzere detaylandıralım isterseniz. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Eğitimlerimiz devam ediyor tabii ki her zaman. Ki girizgah hatırlatmayla başlamış olalım. Bursa kontenjanımız İstanbul, Kayseri ve diğer illere yönelik. Detaylara reçel eğitim danışmanlık sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Gerek özel eğitim, gerek internet üzerinden, gerekse sınıf eğitimlerimize katılmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Evet, geldiğimiz noktalar çok önemli bölgelerdeyiz arkadaşlar. Neden çok önemli bölgelerdeyiz? Bizim kendi bir takım göstergelerimize göre, benim özellikle kendi geliştirdiğim indikatörüme göre, göstergeme göre güvenli alış bölgesi olarak bahsetmiş olduğumuz seviyeden itibaren 1, 2, 3, 4 gün bu seviyenin üzerinde kaldık ve tepki HDTR'ye göre, yani benim göstergeme göre, yine eksi 14 bin görüyorsunuz. Bu bölgeden beklediğimiz o tepki ve gün içinde 8-9 binlere kadar gelen HDTR şu an eksi 10.300'lerde tekrar. Yani bu ne anlama geliyor? Eğer bunu detaylandıracak olursak, gerçekten geldiğimiz seviyede tepkinin biraz cılız kaldığını görüyoruz. Şöyle, eğer trendi bu noktadan değerlendirecek olursak, yani her açıdan bakabilirsiniz. Çünkü sonuç itibariyle teknik analiz herkese her açıdan bakma imkanı, fırsatı veriyor. İster bir tepki trendi olarak, ister bir yatay bir trend olarak, isterseniz bu noktada arada oluşan dipleri dikkate alarak trendin kırıp kırılmadığını teyit etme anlamında. Şimdi tepkinin biraz cılız kaldığını gördük. Dün itibariyle de bu hareketin biraz, şöyle hatta temizleyerek ben tekrar göstermek istiyorum sizlere. Burası önemli. Tam bu bölgede hali hazırda geziyoruz. Acaba bugün tamam, tepki buraya kadar mı? Çünkü hep bahsetmiş olduğumuz seviye vardı. 88.300. Bu seviye gördüğünüz gibi bir üzerinde kapanış yapamıyoruz. Dün itibariyle burası görüldü. Bir gün önce de aynı şekilde bu seviye görülmüştü. Neredeyse hemen hemen yaklaşık seviye 88.300 geçilemedi. Acaba bugünden itibaren tamam, tepki bitti, İkinci dalga bir satışın başlayacak. Bunu sorgulayacağımız bir güne giriyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu manada da önemli bir gündeyiz diyorum. 4 saatlik grafiğe bakıyorum. Eğer ki şöyle yatay trendi şöyle bir daha sileyim. Eğer bugün gün sonunda 87.500 altında kalacak olursak veya şurada bir tepki trendi var. Bu tepki trendine bakıyorum. Çünkü gerçekten çok çok önemli bir gün. Bu manada yurt dışında da aynı şekilde önemli olacağı bir gün olarak bakıyoruz. Eğer şöyle aldım. Evet. 87.500 seviyesi altında kalacak olursak bu sıkıntı olmaya aday. Veya açılış sonrası hemen isterseniz 87.203, şöyle kapanış endeksi değerlendirelim. 87.200 kapanışına dikkate aldığımızda dünkü kapanış tabii ki çok da iyi değildi. Sonuç itibariyle hemen şöyle alıyorum, 87.200. Yüz endeks 87.200. Bu ne anlama geliyor? 10.500'lerde eğer bugün açılış sonrası 86.000 800 bu seviyenin altına gelip saatliklerde burada kalmaya devam edersek maalesef tekrar endekste son tepki trendi görmüş oluruz. Son tepki trendinin oluştuğu, yani 85.000'den beklediğimiz o trend sadece 88.500'le sınırlı kalmış olabilir ve bu trend 86.400'ler. Yani bakın, trendin bugün geçtiği seviye 86.400'leri kritik bir hale getirecek. Yani şu sarı bölgeyle kırmızının altına gelmiş olduğu için sıkıntı olacaktır. Eğer kalması halinde 86.000'ler tekrar bu defa
daha önce görmüş olduğumuz 85 binlere doğru geri çekilme başlamış olacak. Yani tepki maalesef burada sınırlı kalmış olacak diye düşüneceğiz. Onun için bugün önemli bir gün, bunu da izliyor olacağız. SDTR'ye baktığımızda hala hazırda şu an için pozitife geçemiyor gördüğünüz üzere. X30 yakın vadeden bakacak olursak, bu da şu anki tabloda benzer bir durumu bize işaret etmekte. 111.300, hemen şöyle 30 endeks üzerinden bakalım. 111.300 dediğimizde tablo burada, eğer bugün 110.900'ü aşağı kıracak olursak maalesef burada da tekrar 110.000'lerin altına doğru geri çekilen hareketler göreceğiz. Yani yurt dışı borsalara şöyle bir bakalım. Yurt dışı borsalar bize çok daha güçlü tepkiler verdiler biliyorsunuz. Bu manada, hatta ben onların birkaç indikatörü var, onlara da bakalım. Bu manada bu borsalarda biraz daha tepkinin hızlı gelmiş olması, bizde biraz daha cılız gelmiş olması karşılaştırması yaptığımızda, bugün buralara satışlar geldi ama en azından şu anki duruma baktığımızda biraz daha burada bu borsalarda bugün de çok çok önemli olacak. Çünkü eğer bugün DAX endeksinde 12.244 şu an için, 12.200'ü aşağı kıracak olursa sıkıntı oluşturabilir. Dow Jones'a bakıyorum. Dow Jones DAX'tan daha zayıf. Sanki burada biraz daha zayıflama emaresi işareti fazla gibi gözüküyor. 25.800 eğer 25.800'ü aşağı kıracak olursa bu, pardon, 25.600'ü aşağı kıracak olursa ikinci dalga satışlar dünyada hisse senetlerinde tekrar gündeme gelebilir. Ben Çin borsasına da bakmak istiyorum. Çin borsasına baktığımızda, Çin borsasında da bir açıkçası bugünkü satışların etkisi var. Yani kritik iki güne girdik diyebiliriz. Çünkü bundan sonraki süreç bu borsalarda ikinci dalga satışımı getirecek. Daha kötü gelişmeler mi olacak? Bunu göreceğiz. Tabii ki benim Mayıs ayları için, Mayıs ayı için ve bundan 6-7 hafta önce için bahsetmiş olduğum o düşüşlerin ilk adımları gerçekleşti. Daha derin olabilecek adımlar bekliyoruz zaten, biliyorsunuz. Ama tepkilerin cılız kalmış olması bu hareketin biraz daha erkene alınması anlamında bir işaret olarak algılanacak. Bu da maalesef sıkıntılı. Onun için biraz daha bu işi detaylandıralım. Dolar endeksi açısından bakalım. Dolar endeksi tekrar tepki vermeye başladı ve dolar endeksinde de en azından trend şu an için yukarı yönde. Dünyadaki hisse senetlerine olan risk iştahını azaltmış durumda. Yani euro dolar paritesinde de bu bir sıkıntıya mahal veriyor. Tekrar euro dolar paritesinde aşağı yönde bir hareketlik söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bu da önemli. 1.11.80. Şöyle yapalım. Euro dolar paritesinde de 1.11.80. 1.11.80 olarak aldık. Bugün 1.11.80, evet. Eğer 1.11.80, evet. 1.11.90, 1.12 direnç bölgesi burada. Geçireceğini zannetmiyorum bugün. 1.11.16'yı aşağı kırabilir. 1.11'lere doğru bir geri çekilmeye sebep verebilir. Peki böyle bir durumda içeride USDTR'ye ne olur? Dün bahsettik. Kritik gündü ve şu an için yukarı zorladığını görüyoruz. Ama ara dirençler var. Ara dirençler nereleri diyecek olursak, şöyle bakalım. Tabii ki bu düzeltme şu an yukarı kırdı gibi gözüküyor ama 6.08 dünyadan bağımsız hareketi çekti büyük ihtimalle. 6.11, 6.13. Eğer 6.08, bugün şu an 6.09'ları gördüğünü, buradan fiyatların geçtiğini görüyoruz. 6.11.13. Buraya doğru bir atak olur mu? Şöyle bakalım. 6.04.50. Hemen alalım. 6.04.50. Dolar TL. 6.04.50. 6.07.50 üzerinde olduğu için 6.12. 6.13 ihtimali gün içinde mümkün gibi gözüküyor. Eğer yarın daha gün önemli dolar döviz açısından. Yarın 6.05'lerin üzerinde kalacak olursa tekrar aynı bölgelere son bir hamle daha söz konusu olabilir. Daha güçlü, daha yukarı hareketler Euro-Dolar paritesinde ancak kırılmanın gerçekleşmesi halinde mümkün gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu da izliyor olacağız.
gerçekten kritik güne girdiğimizi, önümüzdeki haftanın çok daha bu anlamda dünyada önemli bir hafta olacağını tahmin ediyorum. Yaşanan negatif süreç daha da derinleşecek mi? İkinci dalga süreçler, hisse senetlerinde satışlar başlayacak mı? Bunu sorgulayacağımız süreci göreceğiz. Bizim beklentimiz tabii bir yönde ama biraz daha bu bölgede gezip gitmesi anlamındaydı. Ve büyük ihtimalle ikinci dalga satışları da eğer gün içinde yakalayabilirsem bunlarla ilgili yorum yapacağım. Gerek döviz gerekse hisse senetleri tarafında arkadaşlar. Altın fiyatları, evet altın fiyatları dün açıkçası biraz daha dar alanda seyretti. Hatta yukarı isteğin kırıldığını gördük ama bu da şu an için yatay bir hareket olduğunu görüyoruz. 1293 aşağı yukarıda direnç, aşağıdan 1282'nin destek olduğunu, bu bölgede biraz sıkışacağını, yarından sonra belki de yani bir yerde pazartesi altın fiyatları biraz daha yukarı yönde gitmek istiyorsa bunun işaretini verecek. Gram altın içeride, evet biraz daha içeride doların hareketlenmesiyle birlikte sanki biraz daha benim dolardaki beklentim aşağı yöndeydi ama birkaç günlük bir hareket şu an için. Çünkü net olarak pazartesi ben beklentimi bir yerde tamam artık dolarda düzeltme bitti yukarı gidiyoruz izlenimini sorguluyor olacağız. Çünkü ikinci adımlar başlayacak mı başlamayacak mı? Yani dövizde ikinci adım daha güçlü yükseliş mi oluşacak? Borsada ikinci adım düşme daha başlayacak. Yoksa kurda da gram altında da bu son hamle olup biraz daha düzeltme mi gelecek? Bunu sorgulayacağımız bir sürece gireceğiz diye düşünüyorum. Gram altında da şimdilik 253 potansiyel bir hedef gibi gözüküyor ama oranın direnç olduğunu düşünüyorum. Sanki biraz daha yataya girecek bir hareket olabilir. Yani gerçekten bugün en önemli günlerden biri. Pazartesiye zaten bazı şeyler netleşmiş olur. Onu da konuşacağız. Bunun ötesinde şöyle bir Brent petrole bakayım. Brent petrole baktığımda petrol şu an için tepeyi buldu. Düzeltmeye geçeceğini düşünüyorum. Bakın diğerlerinde de aynı durum söz konusu. Düzeltmeler, tepkiler olmuştu. Petrolde bugün geri çekilme, benzer hareketler olur mu? Sorgulayacağız. Tabii hisse senetlerine de döneceğim ama bunun ötesinde başka bakmamızı gerektiren sterlin doları da şöyle bir yüz atalım. Sterlin dolarda negatif tablo. İşaret ettiğimiz gibi gelişmeye devam ediyor. Bunu da bir not olarak alabiliriz. EUR TRY yani dolar TL, Euro TL bu anlamda uzunca bir süredir burada yorum yapmıyoruz. Yani yorum yapmadığım için herhalde data da kendi göstermiyor. Şöyle bakıyorum 6.80 6.80 üzeri 6.82 yani Euro'nun dünyada düşüyor olması burada hareketin biraz daha cılız gelişmesine neden oldu. 6.87 6.89'un direnç olduğunu söyleyebiliriz. Kademeli direnç olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için tepenin bulunduğunu düşünüyorum ben Euro'da. Hemen buradan nereye geçelim? Hisselere geçelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle hisselerde acaba bakalım. Afyon evet 100 hisseyi almış. 100 hisseyi maalesef şu an için isterseniz bakalım. Gene de bir hisseyi baştan sona bir görelim bakalım. Eğer TL bazından endeks bazına dönelim. Çünkü endeks düşerken daha az düşebilecek veya tutunabilecek veya endeksten daha fazla düşebilecek hisseleri de bir yerde sorgulamış olalım. Bakalım. Akbank'ın endeksen güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Aksa güçlü. Aksen güçlü. Alarko'nun hali hazırda güçlü olduğunu görüyoruz. Albaraka'nın ortada. Alarko kar realizasyonu. Anadolucam'ın endeksen güçlü olduğunu söylüyoruz. Arçelik endeksen zayıf. Aselsan endeksten zayıf gözüküyor ama ben Aselsan'da bir tepki hareketi bekliyorum onu söyleyebilirim. Bekledik cılız da olsa oldu ama büyük ihtimalle biraz daha devam edecek gibi gözüküyor tepki. BİM endekse paralel diyelim Beşiktaş. Endekse paralel. Coca-Cola endeksle paralel. Cemaş, Cemtaş bunlar endekse paralel diyelim. Çelebi endeksen güçlü. Doğan endeksen güçlü. Eczacilerin endeksen güçlü olduğunu söyleyebilirim. EKGO hali hazırda endeksen zayıf ama büyük ihtimalle sanki burada dün de bahsetmeye çalıştım. Bir aşağı olsa da bakıyorum şöyle tepkinin gelebileceği bölgeler diye düşünüyorum. Biraz ayrışabilir EKGO. En azından pozitif anlamda.
Enka'nın ortada olduğunu söyleyebilirim. Ereğli'nin hali hazırda çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Proto endeksen güçlü. Garanti endekse karşılaştırdığımızda endeksen güçlü. Taş endeksen zayıf. Genel endeksen zayıf. Kudio endeksen zayıf. Gözde endeksen zayıf. GS'de paralel diyelim. Halkmark endeksen hala hazırda zayıf. Hürriyet endeksen zayıf. ICBC zayıf. Dex güçlü. İpek güçlü. İşçi endekse paralel diyelim. İstemir endeksen endekse paralel diyeceğiz. İşbir endeksen zayıf. Endeksen güçlü. İttifak Karsan endeksten zayıf. Karton endeksten güçlü. Koç Holding endeksten güçlü. Şöyle bakıyorum. Kortus endeksten güçlü. Koza A, Kozal endeksten güçlü hisseler. Evet. Kardemir endekse paralel diyelim. Mavi Tata diyoruz. Metro Tata. Migros endeksen zayıf. Medical endeksen zayıf. Netash endeksen zayıf. Net Holding zayıf. Odaş zayıf. Tokar ortada. Özgeye endeksen zayıf. Barsan endeksen güçlü. Petkim endeksten güçlü. Pegasus endeksten güçlü gözüküyor. Bola zayıf. Park zayıf. Sabancı endeksten güçlü. Sasa endeksten zayıf. Şişe endekse paralel diyelim. Şekerbank endekse paralel. Soda endeksten güçlüydü hala hazırda. Şok endeksten zayıf. Tat endeksten güçlü. Tav endeksten güçlü. Turkcell endekse paralel. Hava yolları endeksten. Endekste son dönem karşılaştırmamızda endeksten güçlü gibi gözüküyor Türk Hava Yolları. Aselsan biraz ayrışmıştı ama Aselsan'da. Aselsan endeksi ve Türk Hava Yolları'nı izlediğim için söylüyorum arkadaşlar. TKF'nin ortada diyelim. Dümasan ortada. Tuasso ortada. TSKB ortada. Trabzon ortada. Telekom endeksten güçlü. Türk Traktör endekse paralel diyelim. Tüpraş endeksten güçlenmeye başladı. Bir kere bakıyorum. Endeksten güçlü. Vakıfbank endeksle paralel Venus. Bakmıyorum bile. Endeksten zayıftı. Zayıf olmaya devam ediyor Vestel. Yataş endeksle paralel. Yapı Kredi endeksten güçlü. Zoran endeksle paralel diyelim. Evet. Hisseler eğer yakaladığınız hisseler olduysa endeksten güçlü dediklerimiz endeks düşse de endeksten daha az düşebilecek. Endeksle paralel dediğimiz endeks kadar düşebilecek olan. Endeksten zayıf dediğimiz endeks %2-3 düşüyorsa belki de bu hisselerde %5-6'lık düşler görebiliriz. En azından kendinizi bu noktada koruma imkanınız var diye düşünüyorum. Tabii bazı hisselere şöyle benim indikatörüm üzerinden de bakmak istiyorum ama mesela Türk Hava Yolları HDTR'ye göre bakıyorum. Türk Hava Yolları HDTR'ye geldiğimde aslında önemli bir destek bölgesi olarak bahsedebiliriz. Mağaz var mı? Bakın. Mesela HDTR'ye göre arkadaşlar şuradan itibaren alıyorum. Görüyorsunuzdur yanılıyorsam. HDTR bu çizgiyi, bas çizgiyi görüyorsunuz. Bu bas çizgiye dokunduğunda mesela 14.69'dan 16.5'a kadar tepki vermiş. Sonra ikinci düşüşte de aynı bas çizgiden görüyorsunuz. 14'ten 16'ya kadar. İkincisinde aynı şekilde 13'ten 14.5'a kadar. Üçüncüsünde aynı şekilde bakın hep dipleri buluyor sistem. 12.76'dan gördüğünüz gibi 14.60'a. Üçüncüsün 1, 2, 3, 4, 5'incisinde 12.40'dan 14.40'a ve en son bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. Şu dipten yani 11.80'den nereye kadar tepki verdi? 12.50. Hali hazırda devam ediyor mu? Ediyor ama şu iki dibi tekrar aşağı kırmamalı. Sanki biraz ayrıştı gibi. Peki Aselsan. Aselsan'a bakıyorum. Aselsan'da aynı durum var mı? Aselsan'da HDTR'ye göre bakıyorum. Hiçbir şey şöyle dönüp bakıyorum. Yani maalesef bu bas çizgiyi aşağı kırmış ama geçmişinde daha Aselsan'ın bakın hatırlayacaksınız. Bizi izleyenler hatırlarlar. Aselsan'da şurada tam şu tepede HDTR'ye göre bakın HDTR'ye göre artık satım noktası olarak 46'dan bahsetmiştik ve hangi seviyelerde de alış olduğundan bahsetmiştik. Benim gördüğüm kadarıyla şu an için sanki biraz daha marj var mı aşağı?
Onu bir detaylandırayım. Şöyle alayım. Bakıyorum. Buraya aldım. Bir de şuraya alıyorum. Evet. Yani şu an öyle bir kritik noktada ki Aselsan. Mesela rakama bakalım ve sonra da HDTR'de birkaç yere bakacağım. Mesela geçenlerde gördüğü seviye ilk dibi gördüğünde 17.56'dan tepki vermiş ki tepkiden bahsetmiştik. 18.22. Şimdi eğer 17.70 HDTR 1.2 pardon şöyle alayım. -3000 -4500 -4450 yani 17.20'ler. Evet 17.20'ler arkadaşlar. 17.20 buraya geldiğinde belki bir tepki olabilir. Eğer 17.20 yani aslında güvenli alışa yakın bölgede 17.20 17.20 -6 daha desek 20 daha desek evet 17'nin altından ancak daha güçlü alışlar. Hatta şöyle söyleyeyim 17 şu an 4 olduğunu söyleyeyim 6 oldu 15 16 16 17-20 aralığı arkadaşlar Aselsan için en güvenli bölge diyebiliriz alış anlamında baktığımızda. Garantiye bakayım. Garanti Bankası biraz daha aşağıda zaman içinde marjı olacaktır ama banka aklıma gelenlere şöyle bir bakıyorum. HDTR olarak burada daha bir şey yok. Burada bir toparlama var ama evet en azından birkaç hisseye şöyle bakmış olduk. Halk Bank'a bakmak istiyorum. Evet Halk Bank'ı çok merak ettim. Halk Bank arkadaşlar HDTR'ye baktığımda daha önce bu bölgelerde şey var mı? Ona bakıyorum. Geçmişe şöyle. Oo evet. Evet aslında Halkbank da arkadaşlar. Geçmişte de daha varmış. Şöyle söyleyeyim. Daha güvenli bir alış Halkbank için neresi olabilir? Şöyle bakıyorum. Burası -2300. Siz göremiyorsunuz şu an belki resimden ama şu an kaçmış? 1500. Oo 1500. 2300 alt desek 1600. 400 700. Yani bu 4.90 maalesef daha bayağı bir aşağıda marj var gibi. Yani rakam 4.24-30 bölgesini gösteriyor. İzliyor olacağız. Daha tam anlamıyla. Çünkü çok kritik bölge. Burayı tamam çalışmış. 4 gündür burası çalışıyor görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz çalışıyor. Eğer burayı kıracak olursa maalesef daha aşağıya 20 desek 70 %10'un üzerinde %15'lik belki bir marj oluşabilir. Onun için daha şu an için çok kritik bölgede. Eğer buradan tepki verecek olursa tamam konuşulabilir. Ama vermezse maalesef neyse başka hisse. Şu an çok vakit geçti. Herkese bol kazançlar diliyorum. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Eğitimlerimiz devam ediyor. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kritik gelişmeler olduğunda paylaşmaya devam edeceğim gün içinde.